Senin öldüğünü söylemiş. Büyük bir şok tabii Sema için. Sen anneni öldü biliyordun. O da seni öldü zannediyormuş bak. Acısını unutmak için geçmişi reddetmiş. Sana ait her şeyi unutmak istemiş. Konuştuğunuz dili bile. Biraz önce benimle Türkçe konuştu. Ya. Nasıl oldu? İğne yaptım az önce, uyuyor. Tamam. Annem Menekşe. Annem yaşıyormuş. Evet aşkım. Keşke daha önce gitseydik Bosna'ya. Hadi çıkalım da uyanmasın. Hadi. Doğru mu? Sema teyze yaşıyor mu? Evet. İnanmıyorum. Komiserden öğrendim, şok oldum. Sen bulup getirmişsin. Evet. Bu büyük yalanı yaşamamıza sebep olan kim onu biliyor musun? Sevgili avukatım. Sema'nın platonik hayranı Ahmet Sönmez. Yani senin baban. Yalan söylüyorsun. Baban hepimize yalan söylemiş Zeynep. Bütün hayatımızı mahvetti senin baban. Efendim Lale. Müsait misin? Söyle söyle. Bitti mi işin? Adamların arabasını terk edilmiş halde bulmuşlar. Ama devam ediyorlar aramaya. Anladım, iyi. Sen ne yapıyorsun şimdi? Kumsallara gideyim diyorum yine. Olur mu öyle şey? Adamlar orayı biliyorlar, saçmalama. Koruma vereceklermiş bana. Bize geliyorsun, seni bırakmayız Lale. Ay, onu tamamen unuttuk ya. Boş ver, annenler falan olay çıkarırlar yine. Ben kumsallara gideyim. Lale, bak Halil de yanımda. Bize geliyorsun dedim, hiç tartışmayalım. Söyle ona, direkt bize geliyor. Annemleri düşünme şimdi. Hadi bin bir arabaya gel bize. Ben de eve gidiyorum şimdi. Hı. Peki, görüşürüz. Geliyor muymuş? Hı. Her şey için çok teşekkür ederim. Cesaretiniz için asıl ben size teşekkür ederim. Yakalayacağız o adamları, merak etmeyin. Ben sizi götürecek bir araba ayarlayayım. Hem de göz kulak olsunlar size. Teşekkür ederim. Ben odamdayım. Ben buradayım. Nasıl yalnız kalacaksınız Lale ile? Pardon. Ya adamlar emniyetten sonra takip ederlerse ne olacak? Lale'ye koruma veriyorlarmış. Menekşe, yine de içim rahat değil. Neyle gideceksin? Taksiyle mi gideceksin? Hı. Ben bırakır dönerim. Gerek yok. Hadi Halil'in içi rahat etsin. Hadi. Hala şoktayım.
Gidiyoruz biz Ali. Sen de Zeynep, sen de kalma burada. Halil'le konuşacaklarım var. Yine ne saçmalayacaksın? Sen hiç konuşma. Sema teyze konuşmaya başlayınca kim bilir neler anlatacak. Kızımızı rahat bırak, bizim canımızı sıkma. Halil, konuşmamız lazım. Zeynep, benim olayları biraz sindirmem lazım. Senin baban hayatımızı mahvetti. Sen de benimkini mahvetmek için az uğraşmadın. Hep sen dolduruyorsun değil mi? İnanma bu adama Halil. Ya. Belki de annenin yaşadığını başından beri biliyordu. Defol. Sen cezanı çekmeden rahatlamayacağım ben. Ya burası bunların konuşulacağı yer değil. Halil, bu adam katil. Zeynep. Yeter artık, git buradan. Sema teyze konuşunca her şey ortaya çıkacak. O zaman pişman olacaksınız bu adamı yanınızda dolaştırdığınıza. Hadi. Hadi kızım, ben götüreyim seni. Hadi görüşürüz. Yorma kendini. Bir mektup yazmanı istiyorum. Ne yazacağım ki? Ne istersen. Kime yazayım? Kime istiyorsan yaz. Bitince haber ver. Tamam. İlk adını duyduğumda galiba sevdim seni. Menekşe. Bahar gibi. Söylerken bile gülümsetiyor insanı. Sana kavuşmak için gün saydım. Seni koklayabilmek için hayaller kurdum. Ama menekşelerin kokusu olmuyormuş. Göründüğü gibi değilmiş. Kökleri tam olarak tutunmuyormuş toprağa. Kalleş oluyormuş menekşeler. Kahpe oluyorlarmış. Ömürleri de kısa onun için. Seni öyle bir söküp atacağım ki içimden. Hiçbir parçan kalmayacak. Sen yaşadıkça bana rahat yok. Seni öldürmeden rahat etmeyeceğim ben. Senin sonun benim elimden olacak menekşe. Sen nasıl beni toprağımdan söktün, savurdunsa... ben de seni savuracağım. Hiçbir parçan kalmayacak bu dünyada. Yusuf'tan hiç ses yok. Abimle babam yanındalar şimdi. Konuşmaya gittiler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.